ile düzenlediğimiz törende Sayın Büyükelçimizin konuşmasından önce hepinize bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Çatma kurban olayım, şehreni ey nazlı bilal, kahramanı kırma bilme. 78 sene önce kaybettiğimiz büyük insanın bu gelenekselleşen anma törenimize dünyanın her yerinde katıldığınız için teşekkür ederim. Atatürk hakkında o kadar çok şey yazıldı, çizildi, konferanslar tertiplendi, kitaplar, külliyat. O yüzden zaten bildiğimiz şeyleri tekrarlamak istemiyorum ama maalesef ülkemizdeki gelişmeler Atatürk'ün değerini her zaman bize biraz daha hatırlatıyor. Türlü bir azalmayan bir değeri olduğunu görüyoruz. Hem içeride hem dışarıda öyle. Yani Atatürk'ün hem dışarıya bakışı hem içeriye bakışıyla alakalı. Yani aklımıza gelen özellikleri, askeri dehası, vizyonu, devrimciliği bunları zaten biliyorsunuz ama şu özelliğini günümüzde tekrar hatırlıyoruz. Çok da basit, gerçekçilik. Yani fakat böyle bir pasif bir gerçekçilik de değil. Şartların gerektirdiği gerçekçilik. Dünyayı iyi okuma. Buradan önemli sonuçlar çıkarma. Ve bunu tabii ki vizyonuyla birleştirip ona göre bir pozisyon alma. Fakat bu gerçekçilik yine böyle kuru bir gerçekçilik değil. Onun yanında çok önem verdiği değerler, ilkeler, idealler var. Dolayısıyla herhalde en büyük özelliği bu gerçekçilikle bu idealizmi birleştirmiş olması Atatürk'ün. Umarız Türkiye Atatürk'lere muhtaç duruma düşmez. Ve onun çizdiği yolda, onun idealini daha da iyiye götürerek devam ederiz yolumuza. Bu tabii ki 15 Temmuz'da yaşanan bu saçmalık bizi mahcup etti Atatürk'e karşı da. Fakat onu aşacağız hepimiz.